yaptınız? Efendim iyi günler. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Görüyorsunuz pırıl pırıl vitraylar, yıldızları andıran ışıklarıyla böyle kartal kanatları gibi bir çatı. Çok etkili bir atmosfer. Çünkü Türkiye'nin en etkili gazetesi Hürriyet'in VIP salonunda genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'le beraberiz. Etkili sıfatı aslında gazeteniz için sizin söylediğiniz bir ifade. Yani Türkiye'nin en çok okunan gazetesi, en değişik gazetesi bir yıl sıfat vardır. Diğer gazeteler kendilerine yakıştırırlar. Siz etkili sözcüğünü kastediyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Peki etki küt diye soracağım. Hakikaten Hürriyet çok etkili bir gazeteydi. Eskisi kadar etkili mi yoksa biraz kendini geriye aldı mı? Son zamanlarda hani sokak diliyle demeyeyim, belki erkek diliyle diyeyim, topa girmemek gibi bir tavır olduğu söyleniyor. Diyelim ki Ergenekon haberlerine girmediği söyleniyor. Ne diyorsunuz? Şimdi etkili lafını ben kullanmıyorum. Etkili Hürriyet'e atfedilen bir sıfat. Bunu bana değil, dışarıda kimle konuşursanız konuşun. Hürriyet dediğiniz zaman söylenen söz bu. Benim çok sevdiğim bir sıfat değil, etkili sıfatı. Hayır, ben çok sevmedim. Ben gazetelerin hiçbir zaman dördüncü güç medya lafını hiçbir zaman sevmedim, hiçbir zaman da haz etmedim. Güç kelimesinin medya ile yan yana kullanılmasından hiçbir zaman haz etmedim. Bugün de söylemiyorum bunu ben. Geçmişte de söyledim. Ben ayrıca dünyanın hiçbir yerinde gazetelerin çok etkili olduğunu da düşünmüyorum. Samimi de söylüyorum bunu. Çünkü iletişimin kaynakları artık o kadar yaygınlaştı ki. Hele şimdi değil mi? Evet. Ama Türkiye'de Hürriyet'e atfedilen bir değer var. Etkili olduğu değeri. Öyle olmasa zaten bütün gazeteler ve gazetelerin yüzlerce köşe yazarı hayatlarını Hürriyet üzerinden kazanmaz. Aydın Doğan üzerinden kazanmaz. Yani bizim gazetemiz herkesin sabah önüne koyup değerlendirdiği bir gazete. Bakın hangi gazete için konuşuyoruz? Topa giriyor mu girmiyor mu falan diye. Ayrıca topa girmek nedir? Bir de bunu tartışmak lazım. Topa girmek i̇şte, nedir? Ergenekon haberleri konusunda bazı gazetelerden daha az istekli görünüyor. O kadar da zor ki şimdi sıfatları. Daha ben size seçmek... söyleyeyim. Hatta Ergenekon davasını karartmaya uğraşıyor deniyor. Şimdi Ayşenur, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hürriyet gibi bir gazetenin genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturduğunuz zaman ve bu 20 yılda geçmişse aradan, hayat size bazı acı tecrübelerle bir sürü şeyleri öğretiyor. Bunu bana söyleyen insanların çoğu daha genç insanlar. Yani yöneticilik kariyerleri daha yeni insanlar. Göreceğiz. Allah bize ömür verirse önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde o arkadaşlarımız bugün yaşadıkları tecrübelerin ne kadar acı olduğunu eğer vicdanları varsa görecekler. Ben görüyorum çünkü. Ben bunu söylüyorum, ben görüyorum. Kendi yaptığım hatalardan dolayı görüyorum ben geçmişte. Şimdi sana bir gazete göstereceğim. Bak. Bu gazete Hürriyet Gazetesi'nin bu 10 Mart 2004 Çarşamba günkü manşeti. Arkadaşlardan bunu yakından göstermelerini rica ediyorum. 10 Mart 2004. 2004. Ortada da Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili, Ergenekon'la ilgili hiçbir konunun olmadığı bir dönem bu. Sosyetik fişleme. Evet. Okuyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığı kaymakamlıklara bir yazı yollayıp Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yanlısı kişiler ve yüksek sosyete hakkında istihbarat toplanmasını istedi. Evet, hatırlıyorum o manşeti. Şimdi bu manşet Ergenekon'un başlama vuruşudur. Ergenekon'un askeri kanadı ile ilgili başlama vuruşudur. Hürriyet de bu haberi yazan kişi, altında imzası var, Necdet Açam. Tamam mı? Peki biz bu arkadaşımızı ne yapmışız? Cezalandırmış mıyız? Yazı İşleri Müdürü. Bu arkadaşımız şimdi Hürriyet'in Yazı İşleri Müdürü ve neden sorumlu evet. Biliyor musunuz? Haberden sorumlu Yazı İşleri Müdürü. Yani haberlerimiz bu arkadaşımıza emanet. Ayrıca Necdet Açan Susurluk dosyasında, hakimiyetiyle evet. Bilinen bir gazetecidir. Evet. Yani evet, bir masa başı gazetecisi değil. Şimdi belki. Mesela Hrant Dink ile ilgili de Hürriyet üzerine ağır bir takım ithamlar yapıyorlar. Ve bu Sabiha Gökçen Ermeni asıldıydı haberi
ile ilgili olarak da bunun Hürriyet'in Hrant Dink'e karşı bir yayını olarak değerlendiriyor. Halbuki biz o haberi başında Hrant Dink'in bulunduğu Agos gazetesinin manşetinden aldık. Ve Hrant Dink'le konuşarak yaptık o haberi biz. Ve o haberin koordinasyonu yapan kişi de yine Necdet Açan'dı. Şimdi bu arkadaşımızın demokratlığı konusunda, Türkiye'de liberalliği konusunda eğer bir kişi varsa gelsin ben tartışayım. Türkiye'nin en liberal, en demokrat insanlarından biri. Peki bu 2004, şimdi 2004'ten 2009'a 5 yıl geçti aradan. Bu 5 yıl boyunca başlama vuruşu olabilir. 5 yıl boyunca daha farklı bir yere gelindi mi? Örneğin kafes haberleri. Şimdi orada da sıfatlar ne kadar zordur. Hani Hürriyet etkili mi değil mi derken bir de işte Hürriyet yandaş, niye kafese girmedi dediler. Yandaş medya, mutabık medya diyor Melih Aşık. İşte muhafazakar medya. Her neyse derdimi anladı seyirci de. Orada hakikaten eleştiriliyor. Hürriyet kafeste mi değil mi diye ya da kafese niye girmedi diye. Niye peki? Çünkü anlattım biraz önce. Çünkü geçmişimde o kadar çok kafeslendim, kafese girdim ki. Öyle mi? Artık nasıl? Artık bir daha kafese kolay girmiyorum yani. Şimdi kafes haberine size bir şey söyleyeceğim. Türk basında kafesle ilgili ilk haber nerede çıktı biliyor musunuz siz? Hürriyette. 19'unda Taraf'ta çıktı. Hepimiz öyle biliyoruz, evet, değil mi? Ha? Evet. İlk Hürriyet'te demeyin. 17'sinde ayın 17'sinde yani Taraf'tan 2 gün önce Hürriyet'e çıktı bu haber. Niye görmedik? Hürriyet'in iç sayfasına çıktı ve çift sütun olarak çıktı. Hı. Çünkü niye? Onu ben size söyleyeyim. Çünkü elime sadece polisten bize aktarılan bilgiler geldi. Elimde belge yoktu benim. Ayrıca ben sana bir söyleyeyim. Belgeler konusunda da çok dikkatli gidiyorum. Çünkü sahte MİT belgeleriyle manşetler yapıldı bu ülkede. Sahte MİT belgeleriyle. Ve MİT'in 5 kere yalanladığı. Ve MİT'in 5 kere yalanladığı şeyler yapıldı. Doğru. Yok İsrailli komandolar şişirme botlarla, Zodiac botlarla geldiler, Uğur Mumcu olayına karıştılar falan diye saçma sapan. Onu bırak. Kendimle ilgili. Bugün Google'a girdiğiniz zaman Ertuğrul Özkök ve Ergenekon kelimelerini yan yana yazdığınız zaman 422 bin tane tema geliyor. Neden geliyor biliyor musunuz? MİT müsteşarının deli saçması dediği bir kağıt da benim adım yazılı olduğu için geliyor. Ve bu kağıt öyle bir deli saçması ki bu kağıdın içerisinde biz Ergenekon çetesinin üyeleriyiz. Tuncay Güney evet, adlı kişinin yazdığı el yazısıyla deli saçması başında medya yazıyor. Başında Dinç Bilgin var. Ergenekon çetesinin başında, medya çetesinin başında Dinç Bilgin var. Altında onun yanında çalışan iki kişi diye iki isim konmuş. Biri Enis Berberoğlu, evet, biri Bekir evet, Coşkun. Evet, evet. Biri Hürriyet Gazetesi'nin o zamanki yazarı, biri Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Yani yazan adam daha bu kişilerin hangi gazetede çalıştığını bilmeyen bir adam oraya yazmış. Dahası onun altındaki isim Ergenekon çetesi üyesi diye Hüseyin Gülerce. Hüseyin Gülerce kim? Zaman Gazetesi'nin yazarı, evet. Fethullah Gülen'in en yakındaki, en güvendiği insanlardan bir tanesi. Onun altında çok sevdiğim arkadaşım Selahattin Sadıkoğlu. Kim Selahattin Sadıkoğlu? Bugün Ergenekon davasının neredeyse militanlığını yapan Yeni Şafak Gazetesi'nin o dönemdeki genel yayın müdürü. Şimdi bu isimleri yan yana koyuyorsunuz. MİT müsteşarı deli saçması diyor ama aynı MİT müsteşarı bunu alıyor, başbakanlığa gönderiyor, genelkurmay başkanlığına gönderiyor. Ne yapayım, benim elime bilgi geldi diye. Yani ben şimdi buraya yazsam, Fethullah Gülen Ergenekon çetesinin başkanıdır, yardımcısı Tayyip Erdoğan'dır diye böyle bir deli saçması belgeyi buradan MİT'e imzasız bir şekilde göndersem bunu alıp gönderecek mi ilgili makamlara? Şimdi bu arada kahvemizi de alabiliriz ederim. Ve ben bir şey daha söyleyeceğim. Peki. Bizimle ilgili sahte telefon konuşması belgesi düzenlediler. Ve kimlerin düzenlediğini ben çok iyi biliyorum. Tahmin ediyorum. Kendimle saklamak üzere. Sahte oldu. Ali Duyar'la Veli Duyar diye. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yani Can Ciğer Kardeşler Paraşütçü filmleri vardı. Oradaki Ali Can'la Veli Ciğer vardı. Dean Martin'le Jerry Lewis'in. Peki soracağım şimdi, şuydu. Hürriyet'le niye bu kadar uğraşıyorlar? İşte biraz önce tekrar başa geliyorum. Ha. Çünkü en etkili gazeteye onlar atfediyor. Ben atfetmiyorum bakın. Onlar atfettikleri için Hürriyet'i diyorlar. Hürriyet'i böyle bir sembolik bir değer var. Halbuki Hürriyet bir gazete. Sonunda biz de şimdi Ayşe, ben basınla ilgili başka bir şeye değinmek istiyorum burada. Son zamanlarda bir şey belirdi. Niye bu habere girmiyorsun? Girmiyorum. Ben bu gazetenin genel yayın yönetmeniyim. Ve bu gazetede sorumluluğu taşıyorum ben. Ben bunu girmiyorum. Bu benim
okurumla kendi aramdaki bir mesele. Benim okurum bunun hesabını bana sorar veya sormaz. Hesabını sormasında bir tek yolu vardır. Sattığım gazete, bana gelen, okuyucudan gelen tepkiler, ben bunlara bakıyorum. Peki ben sorayım mı başka gazetelere, sen niye bu habere girmiyorsun diye? Ben bunu hayatımda kimseye hesap sormadım. Niye girmiyorsunuz diye. Buradan Hürriyet'e yönelik eleştiriler asıl olarak Doğan grubuna yönelik bir takım hareketler diyelim. Onlara geçmek istiyorum ama önce okuyucuların nabzını ne kadar yansıtıyor onu ben bilmiyorum ama Türkiye Reklamcılar Derneği yılın iletişim Oscar'larında Kanal D'yi en iyi ulusal televizyon olarak seçmişler. Hürriyet gazetesi ve Hürriyet.com.tr'de gene iletişim Oscar'larına layık görülmüş. Ama tam adını söyleyelim. Hürriyet için en iyi ulusal gazete. Tamam, en iyi ulusal gazete. En iyi ulusal haber sitesi. Peki, şimdi bu arada... Ama Aydın Bey'in aldığı ödülü var orada. Görüntüde zaten görüyoruz. Aydın Bey'i. Şimdi burada ilginç olan şeylerden biri şu. Aydın Bey o salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Bayağı hani hep bu mesaj lafı biraz tuhaf kaçmaya başladı ama sanki böyle bir mesaj ya da bir reaksiyon vermek ister gibi. Ama bir yandan da bakıyoruz hakikaten Doğan grubuna, Aydın Doğan'a, Hürriyet'e karşı bir ver yansın var. Bayağı bir taarruz var. Ayşe Hanım, şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz önce sabah gelirken Doğan Bey bana telefonda bir şey söyledi. Kim bir yazardan söz etti de şimdi unuttum kim olduğunu. Onun bir sözü varmış. Diyormuş ki, Türkler her şeyi affeder ama başarıyı asla. Şimdi, dün akşam Aydın Bey'i ödül verirken Aydın Bey'i uzaktan ben seyrettim. Aydın Bey'i. İnan bana o kadar üzülüyorum ki. O kadar üzülüyorum ki. Aydın Bey bugün aldığı bütün eleştirileri, bütün çektiği şimşekleri, bu vergi cezaları, şunlar, bunlar, bilmem neler falan. Bütün bunlar Aydın Bey'in başına bizler yüzünden geliyor. Bizlerin yaptığı gazeteler yüzünden geliyor. O bir gazete patronu. Ve ben aşağı yukarı 15 yıldır Aydın Bey'le çalışıyorum. Bakın size bunu şerefimle söylüyorum. Aydın Bey bizim gazeteciliğimize müdahale eden bir insandır. Aydın Bey, ama Aydın Bey çok kuvvetli bir patron. Çok kuvvetli bir patron. Aydın Bey bize sadece genel direktifleri verdi her zaman. Verdiği direktifler şu oldu bize. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın girişinde yazılan ilkelere uyacaksınız. Demokratik Türkiye, hukuk devleti, laik devlet, sosyal devlet, insan hakları, değerler. Bir de kendi itibariyle bize söylediği Türk toplumunun değerlerine dikkat edin diye. Biz zaman zaman onun eleştirilerine maruz kaldık. Yani özellikle türban haberlerinde şurada burada yaptığımız zamanlar. Şimdi ben geriye baktığım zaman çok samimi söylüyorum sana. Geriye baktığım zaman bizimle ileriye gittiğimiz hakikaten yapmamamız gereken şeyleri yaptığımızı şey yapıyorum. Peki Aydın Bey yakınındakiler bu duruma getirdi eleştirileri. Vallahi şimdi ben geçen gün Yeni Şafak gazetesinde bir yazarın köşesinde de Tayyip Erdoğan'ı, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı çevresindekiler bu hale getirdi diye eleştirdim. Bu klasik bir eleştiridir. Bunu değerlendirecek olan insan yine Aydın Bey'dir. Hiç şüphesiz bizim hatalarımız yok diye bir şey ben söyleyemem. Genel yayın yönetmenlerinin hataları vardır. En başta benim vardır. Ben bu konuda çok hiç cimri değilim. Çok da cömertim hatalarımı anlatma konusunda. Benden daha cömert olan bir genel yayın yönetmeninde bulunamaz diye düşünüyorum. Ama size bir şey söyleyeyim. Aydın Bey bir medya patronu olarak, demokratik bir ülkedeki bir medya patronunun üzerine düşen bütün görevleri sonuna kadar yerine getirdi. Sonuna kadar diyorum. Bakın bunu tarih ileride yazacak. Çünkü Aydın Bey'in, ben açıklamaya bunları mezun değilim. Kendisi açıklayabilir. Ama Aydın Bey'in son 10 yılda oynadığı bir takım roller var ki onları ileride inşallah kendisi açıklar. Yani onlar o zaman ortaya çıkacak. Başka türlü davransaydı. Demokrasi için oynadığı oyunlar. Başka ve çok türlü utanacak. Davransaydı mesela kaosa, gerilime yol açabilecekken bunu yapmamak gibi mi? Yani öyle mi anlamalıyız? Ben bunların dairesine gitmek istemiyorum. O konuda benim iznimin olduğunu tahmin etmiyorum. Bunu Aydın Bey'in kendisi ileride gerektiği görürse açıklar. Umarım bir medya mahallesine konuk olmayı kabul ederse. İnşallah bir gün yapar Aydın Bey ama ben şahidim bunu. Ben şahidim bunu. Zaten bakın askerlerle ilgili belgelere, Özden Örnek olayındaki o günlüklere falan baktığınız zaman
askerlerin de Aydın Doğan'a pek hoş bakmadıkları ortaya çıkıyor. Hatta hoşluktan öte pek fazla haz etmedikleri ortaya çıkıyor. Şimdi hükümet haz etmiyor. Askerler çok fazla memnun değil. E peki bir medya patronu bütün bunları yerine getirmişse o zaman herkesin ayağına biraz basmış demektir. Şunu da yapabilirdi Aydın Bey. Kimsenin ayağına basmamak. Bu belki daha yararlı bir iş olurdu onun içinden. Ama bir medya patronu olduğunuz zaman isteseniz de istemeseniz de ayaklara basıyorsunuz. Tabii. İstediğiniz kadar tabii temkinli olun. Zaten çok temkinli olduğunuz zaman gazetede yapamazsınız. O bakımdan yani ben bana yapılan eleştirileri göğüslerim. Çünkü sonunda benim bir köşem var. Gazetenin genel yayın yönetmeniyim. Şuyum buyum ve sorumluluklarımı Hürriyet Gazetesi'nin benim üzerinde genel yayın yönetmeni adımın yazdığı süre içerisindeki bütün ne kadar yayını varsa onlardan sorumlu benim. Kimse değil, benim sorumlu. Bundan dolayı Aydın Bey'in suçlanmasını ben Aydın Bey'e karşı bir haksızlık ama gazetecilere karşı da bir haksızlık olarak görüyorum. Sonunda bu gazeteyi biz yaptık. Hesabını elbette patrona verdik. Ve size bir şey söyleyeyim. Bakın bunu hiçbir genel yayın yönetmeni, hiçbir genel yayın yönetmeni bunu size söyleyemez. Ben Aydın Bey'den yediğim, aldığım eleştiriyi, hatta yediğim fırçayı rahmetli babamdan yemedim. Öyle mi? Evet. Bunu da hiçbir genel yayın yönetmeni söylemez. Ben bunu söylüyorum. Çünkü bunlar bizim yaşadığımız mesleki gerçekler. Bu gerçeklerle ben burada 15 yıl geçirdim. Ve size bir şey söyleyeyim. Ben patronuma kefilim. Patronumun kirli hiçbir işi olmadığına kefilim ben. Eğer bir şey çıkarsa onu da beraber patronla sonuna kadar da taşımaya hazırım ben. Dolayısıyla bu işte bizimle ilgili bize atfedilen gücün, etkinin yarattığı duyguların sonuçlarını bir gazetenin sahibine yüklenmeyi ben çok haksızlık sanıyorum. Ayrıca başka bir şey söyleyeceğim. İyi ki Türkiye'nin Aydın Doğan'ı var. Bunu size patronuma karşı bir şey olarak söylemiyorum. 20 yıl geldim ve ben de artık yani yöneticilik kariyerimin ben artık sonlarındayım. Ama size bir şey söyleyeyim. İyi ki Türkiye'nin bir Aydın Doğan'ı var. Bunu tarih göreceksiniz. Önümüzdeki 10 yılda zaten tarih çok kısaldı artık. Önümüzdeki 10 yılda tarih bunu çok 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 çarpıcı bir şekilde yazacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Ve bugün kendini demokrat diyen arkadaşlarımızın çoğu utanacaklar yazdıkları şeylerin Aydın Bey'le ilgili. Tarih bunu kendi kendine yazamaz. Ona bir müsvedde sunmak lazım. Siz yazmayı düşünür müsünüz mesela? Vallahi ben sizin için ben hatıra yazmayacağımı ilan ettim bir yazımda. Çünkü yazılan hatıraların ben çok insana haksızlık ettiğini görüyorum ben. Hatıralar tek yönlü yazılan şeylerdir. Ben hatıra yazmayacağım. Zaten yazabileceğim şeylerin ben çok açık bir insanım. Evet. Çok şeffaf yaşadım evet, ben. Dolayısıyla köşemde yazdım her şeyi ben. Ben yazacağım çok fazla böyle gizli kapaklı şey falan yok benim hayatımda. Aydın Bey çok açık bir insandır. Biz bazen hatta Aydın Bey'e bir şey söylemeye korkarız. Çünkü hemen iki gün sonra duyarız onu etraftan. Aydın Bey de şeffaf bir insandır. Dolayısıyla çok büyük bir kötülük yapıyoruz burada biz. Bence Aydın Bey'e yapmıyoruz kötülüğü. Türkiye'de gazetecilere kötülük yapıyoruz. Gazeteciliğin yani geldiği noktayı tam da bu noktada sormak isterim. Şimdi sürekli iktidar tarafından, başta başbakan olmak üzere, bazı bakanlar, yetkililer, hatta milletvekilleri, valiler tarafından azarlanan, yanlış yapmakla suçlanan ve hatta gerilimin nedeni olarak gösterilen bir hale geldik. Hani dördüncü güç falan bırakın, sürekli itilip kakılma durumu var neredeyse. Medya bunu hak ediyor mu? Ya da medyanın bugünkü durumu, yarınki durumu hakkında çok kısa olmak üzere çünkü soracağım birkaç soru daha var. Bir şöyle bir toparlama yapar mısınız? Neredeyiz? Ayşe Hanım, dünyanın her tarafında siyasetçiler medyadan memnun değildir. Siyasetçilerle medyanın... Ama bunu dile getirme biçimi. Şimdi onu da anlatacağım. Siyasetçilerle gazetecilerin ilişkilerinin çok iyi olduğu ülkeler demokratik ülkeler değildir. Bunlar totaliter ülkelerdir. Yani bazı ülkeler var, adını vermeyeyim. O ülkelere gittiğin zaman o ülkelerde o ülkenin yaşadığı krizi bile gazetenin üzerinde göremezsiniz. Tabii. Şimdi demokratik ülkelerde bu tansiyon, bu gerilimin olması doğaldır. Ama burada önemli olan şu. Önemli olan birlikte yaşama adabı ve kültürün oluşturulmasıdır. Biz söyleyeceğiz bunu. Şimdi Türkiye'de şöyle bir gerçek var bak. Bugün ben bunu Türkiye'nin önemli sağ liderlerinden birine söyledim. Dedim ki sizi destekleyen, size oy veren insanlar gazete almıyor. Sizin istediğiniz gazeteyi almıyor. Gazete okumuyor değil, okuyorlar. Size oy veren insanlar
sizi destekleyen, size açık açık yandaşlık yapan gazeteleri almıyorlar. Türkiye'de bugün dinci denen gazetelerin, hükümet yanlısı denen gazetelerin, gidin tezgahta yapılan satışlarına bakın. Şimdi ben söylemeyeyim burada. Ben çünkü hiç kimseyi sattığı gazeteyle falan eleştirmek istemiyorum. Ama yerlerde sürünüyor. İnternette var. Yerlerde sürünüyor. Dedim ki size oy veren insanlar sizi destekleyen gazeteleri almıyor. Bizim gazetelerimizi alan insanlar da büyük bir bölümü size oy vermiyor. Ama şu ortada bir gerçek var. Biz beraber yaşayacağız. Siz bize şunu sorun. Size haksızlık yapıyor muyuz? Şimdi mesela başbakan zaman zaman bize diyor ki ben çok üzülüyorum bunu. Bizim aile fertlerimizle uğraşıyorlar diyor. Ben uğraşmadım Hürriyet'te aile fertleriyle başbakanım. Hiçbir zaman uğraşmadım. Tansu Çelik'inkilerle uğraşmadım. Ama Özal'ın çocuklarıyla uğraştık biz. Uğraştık. Neden? Ama Özal, uğraştık derken kötü anlamda değil. Aldıkları evleri, Miami'deki evini, Efe'nin aldığı evi biz tam sayfa manşet yaptık mesela. Tamam mı? Vardı çünkü gazetecilik görevi. Bunu varsa bir şey yapmamız lazım bizim. Bir başbakanın çocuğu eğer bir yolsuzluk olayına karışmışsa. Para kazanmayan çocuğu bir ev, bir yani bu dünyanın her yerine sorulur. Bundan şey yapmamız lazım. Tabii. Ben size bir şey söyleyeyim. Benimle ilgili de sorulur. Eğer benim de bir yakınım haksız bir kazanç elde ettiyse bunun da hesabı sorulur. Aydın Doğan'ınki de sorulur. Bu demokrasilerde, demokrasiler sadece oy almaktan ibaret bir rejim değil. Aynı zamanda onun denetleme mekanizmalarından oluşan bir rejim. Dolayısıyla bizi de bir denetleme mekanizması olarak görmek gerekir. Ama bak bir şey söyleyeyim. Bütün bu süreçte tabii her sürecin kötü tarafları vardır, yararlı tarafları da vardır. Avrupa Birliği'ne girdiğimiz süreçten itibaren biz Hürriyet'te kendi kendimizi çok çok yeniden gözden geçirmeye çalışıyoruz Ayşenur. Yaptığımız hataları görmeye çalışıyoruz. Doğru, keyfi gazetecilik Türkiye'de yapıldı. Çok yapıldı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün artık eskisine göre çok daha az yapılıyor bu iş. Ben burada şunu söylemek istiyorum yalnız. İktidarların gazeteleri yok etmemeye çalışması gerekiyor. Çünkü iktidarlar bir ülkede bağımsız, tarafsız, hatta taraflı eleştiri yapabilecek mekanizmaları basını ortadan kaldırdığım zaman, kaldırmaya çalıştığı zaman emin ol kendilerini de kaldırmaya çalışıyorlar. Bu bir diyalektik. Kendi antitezini ortadan kaldırmaya başladığın zaman kendini de ortadan kaldırmaya başlarsın. Ben bunu geçmişte Hürriyet'in bir yöneticisine söylemiştim. Kendine rakip gibi gördüğü birini tasfiye etmişti gazete içerisinde. Bana sordu o zaman. Ben danışmanlığı yapıyorum. Ne diyorsun dedi. Ben dedim orada o düğmeye basmakla kendi düğmenize de bastığınızın farkında mısınız dedi. O yüzden Hürriyet'te ben hep beni çok eleştirecek, açıkça eleştirecek insanlarla çalışmaya çalıştım. Bugün 15 yıllık, 20 yıllık genel yayın tarihimin, sürecimin en iyi yazı işleri kadrosuyla çalışıyorum. Bunu gidip bütün arkadaşlarıma sorabilirsiniz. Herkes fikrini açıkça söyler. Herkes fikrini açıkça söyler. Ve haftanın en az 4 günü, bazen 3 günü, bazen 2 günü benim mutabık olmadığım manşetler çıkar bu gazetede. Çünkü genel yayın yönetmeni illa yumruğu vuracak, benim dediğim olacak değil. Hayır, öyle bir iklim oluşur ki orada siz ona karşı çıkamazsınız. Ama size bir şey söyleyeyim. Sanmayın ki Aydın Doğan da Hürriyet'in, Milliyet'in manşetlerine her çıkan her haberle mutabık. Hayır, tam aksine. Ama bu böyle bu iş. Bu işi gazeteciler yapıyor. Patronlar direktiflerini veriyor. Şunu mu isterdik yani? Gazetenin sahibi her gün otursun, her gün manşet. Hayır, bu manşet olmamış, bunu değiştir şunu koy. Bunu değiştir bunu koy. Türkiye'de yapılan böyle gazeteler var. Ama o gazeteler satmıyor. Bizim gazetemiz satıyor. Ve biz gazete sattığımız için cezalandırılmamalıyız. Haksızlık varsa mahkemeler var. Orada gidip herkes hesabını sorar. Ve ben hatta benim çok yakın arkadaşlarım bana geliyor, bazen şikayet ediyorlar. Ya kusura bakma ama biz dava açacağız sizinle ilgili diyor. Kızmazsınız herhalde değil mi diyor. Hayır, tam aksine. Tam aksine git hakkını sonuna kadar ara. Sonuna kadar ara diyorum. Bir yanlışlık varsa da ben bundan düzeltmekle mükellefim diyorum. Bizim bu zihniyete gelmemiz lazım. Yoksa biz siyasi parti değiliz Ayşenur. Ben siyaseti seven bir insan değilim. Biz siyasi parti değiliz. Ama bizi siyasi parti gibi görmeye kalkarsanız o zaman, yani Deniz Baykal'la yapmanız gereken kavgayı Hürriyet'le yapmaya kalkarsanız, bu bize karşı da haksızlık, siyasete karşı da haksızlık, bunu yapan kişiye karşı da haksızlık. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bu arada kameralardan birini arkadaşlar dışarıya kısaca çevirebilir miyiz? Efendim şu duyduğunuz sesi, kaynağını sizinle paylaşmak istiyorum, zira iki tellideyiz. Güneş'in Hürriyet binasının bulunduğu.
gökyüzü delindi. Neyse şimdi de galiba musluk büyük kapandı. Büyük kargo uçakları kalkarken böyle olur. Musluk kapandı galiba gökyüzünde. o ses. Aman yolda dikkatli olsunlar. Bizi radyodan da dinleyen epey kişi var zannediyorum. Hele Ertuğrul Özkök konu olunca. Şimdi bu konuşmada bile birkaç kez kariyerimin sonlarına doğru, kariyerimin işte filanca safhasında dediniz. Bunu yazılarınızda da ben sık sık, ben değil hepimiz medya mahallesinde görüyoruz. Bir de itiraf edeyim arkanızdan da, acaba Ertuğrul Özkök gidiyor mu, ne yapıyor diye de sık sık konuşuyoruz. Bir odanızın görüntülerini bu arada paylaşalım. Oradan hareketli bu çekip gitme ruh haline geleceğim. Arkadaşlarım şimdi evet bu görüntüler geldi. Bir kere oda insanda bir rahatlama duygusu veriyor gibi. Sanki hani dünyanın bütün bu sıkıcı başlıklarından sonra sığınacak bir liman gibi. Bu arada ben şöyle bir şey sordum. Dedim ki bu odadan tek bir şey alıp gitmeniz gerekse, tek bir eşya, tek ne olur diye. Şimdi herhalde o görüntü gelecek. Buradan bir tek bir şey kurtar edersem, kendi kendimden kurtulmak istiyorum. O yüzden belki bunu burada bırakırım da kendim giderim. Evet. Arkadaşlarımız o anı da görüntülediler. Bir tek ceketinizin içindeki kendinizi alıp gideceğinizi söylediniz. Ceketi bırakmamak lazım. Doğru tabii. Katiyen. Psycho filminde ölmeyen şey gibi kalır orada o ceket sonuçta. Şimdi hakikaten bu duyguyu yazılarınızda çok da açık paylaştığınız için belki okuyucularla her şeyi birçok sık dile getiriyor gibisiniz bizi ya da öyle algılıyoruz. Bir de şimdi 10 Kasım günü ki o gün mecliste Kürt açılımının ilk görüşmesi yapılacak, belli ki gerilim olacak. O gün her burcun bir meleği varmış, Koç burcunun meleği de filanca diye bir yazı okudum. 8 Aralık günü. 8 Aralık günü ki bir gün önce Reşadiye'de 7 Erşehit, ayrıca Erdoğan ABD'de. O günde tam okumam lazım. Ergenekon ve Kürt açılımı haberleri okuyucuyu gazetelerden kaçırmaya başladı. Aynı şeyi televizyon haberleri için de söyleyebilirim. O nedenle Kelebeğin ilavenin okunurluğu giderek artıyor deyip Kelebek gazetesini ve orada çalışanları anlatan bir yazı yazdınız. Şimdi bütün bunlar, yani niye hani böyle bir günde bu yazı dedirtti? İşte zaman zaman Hindistan'dan bildiriyorum, kutuplardan bildiriyorum diye hafif hepimizin kıskançlığını da celbeden ama o kaçıp gitme arzusunu sanki altını çizen yazılar oldu. Hakikaten çekip gitmek istiyor musunuz? Çok mu sıkıldınız? Türkiye'den mi? Gündemden mi? Şimdi Ayşenur, samimi konuşmak lazım. Bu ülkede hangi gazeteci Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğinden çekip gitmeyi ister? Atfedilen değerlerde gelinebilecek en yüksek yer Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğidir diye düşünüyorum ben. Tamam mı? Ama şu var. Ben buraya geldiğim zaman Ankara temsilciliğinden Erol Sabah Bey'e getirirken inan bana ben zor geldim buraya. Gelmek istemedim. Hatta birincisi reddettim. Benim yerime Rahmi Turan geldi. Arkasından ikinci defa Erol Bey dedi ki ya geleceksin ya da seni işten atarım dedi. Geldim buraya. Çok isteyerek gelmedim. Samimi anlatıyorum bunları size. Ve geldiğimde de bütün etrafıma verdiğim şey 2 ile 5 yıl arasında bir süre bir gazetede bir yani bir şey yaparım, bir çağdaş nasıl bir hale getirir, kendimce ne yapabilirim diye baktım. Onu yaparım ve gelirim diye bakıyordum. Fakat kader beni burada tuttu. Şimdi bir genel yayın yönetmeni gazetenin başına gazetenin sahibi getirir ve sahibi götürür. Benim kültürüm patrona tam saygı kültürüdür. Öyle hiçbir zaman ben genel yayın yönetmeniyim, patron buraya karışmaz falan duygusuyla yaşamadım ben. Ben Aydın Bey'e her gün hesap verdim. Çünkü burası onun müessesesi. Onun ailesinin müessesesi. Bunu söylerken de hiçbir şekilde başka bir duygu taşımıyorum içimde. Aydın Bey geldi. Aydın Bey beni tuttu burada. 60 yaşında geldiğimde ben buradan ayrılacaktım.
Fakat Sedat Ergin gelecekti benim elime. Fakat o sırada Sedat Ergin'i milletin başına istediler. Çok da üzüldüm. Sedat'a tavsiyede de bulunamadım. Yani sordu Sedat bana. Gideyim ne der, sen ne tavsiye edersin dedi. Sedat'a ben dedim ki ben sana hiçbir şey tavsiye etmem Sedat. Sana dedim git derim. Orada mutsuz olursun. Lan Ertuğrul bak bir rakip adayı diskalifiye etti. Gene bir oyunla ayağını kaydırdı derler dedim. Gitme derim. Patronlar karar veriyor. Yarın bir gün Aydın Bey fikir değiştirir. Bir şey olur. Gene senin kariyerini engellemiş olurum. Dedim o yüzden ben sana bir tavsiyede bulunamam. Ama soruyu şöyle sorarsan bana. Sen benim yerime olsan ne yaparsın diye. Ben böyle bir soruyu sorarsan bak dedim ben cevap veriyorum. Sen değil dedim. Bunu tavsiye olarak da kabul etme. Ben olsam gitmem kalırım Hürriyet'te dedim. Nitekim Sedat oraya gitti. Dördüncü gün Ertuğrul Özkök kendi yerine gelecek olan Sedat Ergin'in ayağını kaydırdı diye dedikodular çıktı. Sedat geldi bana. Vallahi dedi Allah sana kolaylık versin dedi. Tamam. Şimdi 20 yıl çok uzun bana göre. Ama Aydın Bey bana burada otur dediği sürece otururum. Kalk dediği günde aynı mutlulukla kalkar giderim. Ceket. Alırım ceketimi giderim. Çünkü hayatım benim sadece Hürriyet'in genel yayın yönetmeninden ibaret bir hayat değil. Ben 20 yıl boyunca mümkün olduğunca kendime ait bir gündem. Ben Hürriyet'in başyazarı değilim. O gün ille Türkiye'nin gündemindeki yazıyı yazmakla mükellef değilim. Oktay Ekşi'ye bir abide insan oturuyor orada. Ve çok mutluyum Oktay Ekşi'nin başyazarı olduğu bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığım için. Bir abide insan oturuyor orada. Dolayısıyla bu soruyu belki Oktay Ekşi'ye sorabilirsiniz ama bana soramazsınız. Ben kendi hayatımı yaşayan bir insanım. Ben açık açık yazdım. Ben siyasetten haz etmiyorum. Sevmiyorum. Siyaseti çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Sosyolog olarak baktığım zaman da bu Türk basında kendisini siyaseti bildiğini iddia eden insanlardan gerçekleri çok daha açık, çok daha yalın ve çarpıcı şekilde görüyorum. Ve yazdığım zaman da hiç kıvırtmadan kendi cemaatimi üzermişim, üzmezmişim, kendi ait olduğum dünyaya karşıymış, değilmiş diye bakmadan onu da yazıyorum. Bu bana bu duyguyu veriyor. Ortega y Gasset'in lafı var, çok hoşuma gidiyor benim. 20. yüzyılın yaşayan, o dönemde yaşayan en büyük felsefecisiydi İspanyol. Bir felsefecisi fakat İspanya'nın en popüler gazetesinde yazıyor. Avrupa'nın en yüksek felsefecilerinden bir tanesi, en popüler gazetelerinden birinde yazıyor. Diyor ki ya senin ne alakan var bu gazetede? Bir felsefeci böyle bir popüler halk gazetesinde yazıyorsun. Diyor ki adam bu gazete bana kamu meydanında bir aristokrat olarak gezme imkanı sağlıyor diyor. Dolaşma imkanı sağlıyor diyor. Şimdi ben bunca yıl boyunca Hürriyet'te ne yaptın derseniz bana yaptığım en güzel iş hayatın bütün alanlarını gazetecilerin iskanlığına açmak oldu. Önemli gazeteci deyince ben bu gazetenin başına geldiğimde Türkiye'de sadece siyasi yazı yazan insanlar anlaşılıyordu. Ama ben yeni rol modellerinin gelişmesi için yolu açmak istedim. Evet, Ayşe Arman gazeteciliği. Birçok. Sadece Ayşe Arman değil, Ahmet Hakan gazeteciliği. Daha birçok, yani sadece onlar değil. Hayır, yazının başlığı oydu diye söylüyorum. Yani onu bir örnek olarak anlattım. Tabii, tabii. Onu bir örnek olarak anlattım. Ama ben sayabilirim. Şimdi Hürriyet'te şu anda olağanüstü gazeteciler yetişiyor. Bakın, tarihinin en iyi gazetecileri yetişiyor şu anda Hürriyet'te. İftar ediyorum gittiğim zaman. Göreceksiniz bu çocukların isimlerini önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 6 yıl içerisinde şimdi çok işleyeceksiniz. Çok yani. Kısa süremiz kaldı ama benim mutlaka sormak istediğim iki soru var. Bir, demin dediniz ki benden sonra yerime Sedat Ergin gelecekti. Bu zaten hani neredeyse yazılmamış bir... Aydın Bey söyledi zaten bunu birkaç yerde. Peki şimdi ola ki Aydın Bey'in isteğiyle ya da hani artık Aydın Bey söylemedi ama ben gene de dayanamayacağım dediniz gittiniz. Sizin yerinize gelecek isim şimdiden belli midir? Ayşenur, genel yayın yönetmenlerini tayin yetkisi Aydın Doğan ve ailesindir. Bunu başka kimse tayin edemez. Sedat Ergin biliniyormuş. Gene böyle Aydın Bey istedi onu. Gene böyle istediği bir bilmiyorum. Isim onu, ya da bilinen bir isim var. Aydın Bey, Aydın Bey'dir onun muhatabı. Peki. Hürriyet'in CEO'sudur. Doğan ailesidir. Aydın Bey'in kızlarıdır. Aydın Bey'in eşidir. Onların ailesinin vereceği bir karardır o. Ve zaten bence iyisi de budur. İyisi de budur. Yani ailenin karar vermesidir. Gazetelerin başına gelecek insanları o ailenin karar vermesidir. Bana gelince Aydın Bey bana burada otur dediği sürece otururum. Kalk dediği sürece de aynı mutlulukla ve patronuma aynı bağlılık duygusuyla bana verilecek iş neyse onu yapmaya devam ederim. Benim kültürüm budur. Süremiz sona ermiş ama 2009'dan
temize çekersek, geriye kalan bir tek olay sorsam ya da bağlantılı bir tablo sorsam ne dersiniz? Onunla kapatalım. Şimdi Türkiye'de 2009'un olayı hiç kuşkusuz Ergenekon. Çünkü Ergenekon davası bence Türkiye'nin karakterinin en kilit noktalarından bir tanesi. Bu davada Türkiye'nin mutlaka temizlemesi gereken yapılaşmaları ve zihniyetleri var. Bak sadece yapılaşma demiyorum mesela. Zihniyetleri de var diyorum. Türkiye artık darbe zihniyetinden tamamen kurtulmalı. Türk ordusu gerçekten, ben Türk ordusunu her zaman çok göğsümde taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Türk ordusu ile ilgili yapılan haksızlıklara şiddetle karşı çıkıyorum. Ama en çok eleştirenlerden bir tanesi de benim. Türk ordusu da kendi içine bakıp, bugün Genelkurmay Başkanı sözlerinde aynı şekilde şey yapıyorum. Evet, kendi içine bakıp, bugün kendi içindeki yanlışlıkları düzeltmesi gerekir. Türk basını da kendisi içine bakıp, kendi yanlışlıklarını düzeltmesi peki gerekir. Bir dakika, yani tamamlayayım. Bir dakikanızı daha rica edeceğim. Tabii. Kuşkusuz en önemli olayı Ergenekon davasıdır. Ama Ergenekon davası aynı zamanda sadece orada eleştirilen kurumların kendi içine bakması gerektiğini gösteren bir dava değil. Aynı zamanda hesap sorma mevkiinde olan insanların yaptıkları hatalar konusunda kendilerine içlerine bakması ve kendi kendilerine öz eleştiri yapmaları gereken bir dava. Yani bu sadece Türkiye'de, şimdi bakın Türkiye'de 28 Şubat'tır o dönemde eleştirilen şeylerin 5 katı daha fazla başka bir medyada yapılıyor şu anda. Başka kurumlarda yapılıyor. Askerler içerisinde yani yaptığı eleştirilerimiz... Sivil darbe eleştirilerine kadar var. Adını darbe diye koymak istemiyorum ben. Ama göreceksiniz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu döneme ait yeni bir başka türlü bir Ergenekon davası çıkacak ortaya. Burada yapılan kötülükler, haksızlıklar falan. Dolayısıyla bu dava artı yanlarıyla ve eksi yanlarıyla 2009'da Türkiye'nin tarihi dönem noktalarından bir tanesidir. Ama mutlaka bu davanın başarıya ulaşması gerekir ve gerçek anlamdaki suçluların ortaya çıkarılması, ama suçsuz insanların da haklarının, şereflerinin iade edilmesi gereken bir davadır. Dünyada ise hiç kuşkusuz beni çok daha fazla ilgilendiriyor şu anda. Dünya inanılmaz bir zihniyet ve bilimsel devrim yaşıyor. Ne yazık ki konuşmaya fırsat kalmayan şeyler. Ne yazık ki, bunu özlüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Ertuğrul Özkök'ün aslında misafiriyiz burada. Ama biz kendisine teşekkür edeceğiz. Çünkü reklamlardan dönüşte sadece veda etmek için zamanımız kalacak. Çok teşekkürler. Aslında daha ne kadar çok konuşacak şey olduğunu biliyorum. Keşke siyaset dışında bir gün çağırsan da beni başka şeyler konuşsak. Yani gazeteciliğin siyaset dışı alanlarını konuşsak. Aslında biraz bugün benim amacım oydu. Bütün notlarım da onun üzerineydi. Fakat geliyor kapıya koçbaşıyla saldırıyor gündem. Bir başka sefere umarım. Görüşmek üzere efendim. Efendim haftayı ve programı Hürriyet binasında noktalıyoruz. Ama gün uzun, özellikle DTP'lilerin istifasını vermesi bekleniyor bugün meclise. Dolayısıyla CNN Türk ekranlarında günün sıcağı devam edecek. Ben de pazartesi günü olup bitenin yorumları ve önümüzdeki hafta beklenen gelişmeleri, ki hemen bir not aktarayım. Oda TV'nin haberine göre 22 Aralık Salı günü Sabih Kanadoğlu, Yargıtay Ulusal Başkanı Sabih Kanadoğlu, Ergenekon konusunda ifade vermeye çağrılmış. Oysa kendisi Ocak 2009'da, yani yılın başında evi arandıktan sonra tamamen bu konunun dışında gibiydi. Şimdi ifade vermeye Ergenekon konusunda çağrılmış deniyor Oda TV'nin haberinde. Bakalım, göreceğiz. Önümüzdeki hafta çok sıcak geçecek. Medya mahallesinde de biz bunları sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Hey, please.